Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet Şubat ayı yorumlarıyla karşınızdayım Şubat ayında bizleri neler bekliyor derseniz tabii ki bir yeni ayımız bir dolunayımız var e, yeni ay kova burcunda gerçekleşecek e, dolunay ise, ise başak burcunda gerçekleşecek bu sebeple e, hayatımız aslında büyük bir değişim dönüşüm etkisi yaratacak. Hem Satürn'cü biter ve Uranüs'ün de çok büyük etkileri var bu yeni ay ve dolunaylara. Bu sebeple de hareketli bir ayın içerisine giriyoruz aslında bunun dışında Venüs ve Mars'ın da kavuşumu yaşanacak. Bu da haritamızda çok büyük bir hareket enerjisi yaratacak. Bakalım burç yorumlarında neler yaşayacağız tek tek konuşuyor olacağım. Ama kanalıma abone değilseniz öncelikle abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve beni desteklemenizi istiyorum arkadaşlar. Kanalımın sizlerin desteğiyle büyüdüğünü unutmayın lütfen. gerçekten yorum yazdığınızda karşılık verebileceğimi ve en kısa sürede cevaplayabileceğimi de söylemek isterim. Yorumlarda buluşmak isterim sizlerle. Ayrıca kampanyamız var. Doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti. Hepsi birlikte kampanya fiyatımız ayrı ayrı fiyatlandırmıyoruz arkadaşlar. Hepsi kampanya fiyatımız 1750 TL. Bu kampanyadan yararlanmak için WhatsApp hattımızdan bizimle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır. Geçelim burç yorumlarına. Merhaba Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Evet arkadaşlar Şubat ayında e, sizleri ne bekliyor? Tabii ki Jüpiter sizin evinizde. E, bu yılın o bolluğun bereketini 2023'te başlayıp artık tamamlanmak üzere olan bu konu e, artık Jüpiter size ödülünü vermek istiyor diyebiliriz. Şimdi e, öncelikle 10 Şubat'ta gerçekleşecek Kova Burcu'ndaki e, yeni ay sizin 10. evinizde, kariyer evinizde yaşanacak. E, Uranüs birinci evinizden ani beklenmedik kariyerde bir değişim dönüşüm enerjisi yaratabilir. Belki de uzun zamandır iş arıyorsanız artık iş bulabileceğiniz e, ya da işten çıkarılabileceğiniz e, burası aslında negatif değil arkadaşlar bunu e, altın çizmek isterim. Sorunlu problemli olan bir e, işin bitip yeniden sıfırdan bir düzen kurmak ya da yeni bir işe girmek artık tıkandığın konuların tamamlanması şeklinde düşünebiliriz. Yani ani beklen edik bir gelişme, bir zorluk, bir mücadele e, istiyor. Ama ne kadar cesaretli olursak hayat bizi o kadar başarıya götürecek gibi bir vurgu var. Yani iş yerinde belki bir düzen değişikliği, işte bir elemanın eksilmesi, iş yükünün bize fazlalaşması ama bu burada kendimizi gösterme ve ispatlama konusunda e, güzel bir farkındalık yaratan e, koşullar ve durumlar oluşabilir arkadaşlar. Yani üzerimize belki bir sorumluluk gelecek, bir cesaretli olmamız gereken bir durum gelecek ama bu bizim hayatta belki bir çıkış yakalamamıza, belki de o cesaretli olup bu e, sorumlu aldığımızda hayatımızda çok ilerleyebileceğimiz kariyerde belki de yıkılmaz bir kale kuracağımız bir durum yaratacak. E, tabii ki kendi işini kurmak isteyenler için de bu dönemde gerçekten iş kurmak için e, cesaretli olun. E, koşullar, şartlar, e, piyasa belki sizi bir korkutuyor olabilir. İşte gözünüzün önünü göremiyorum gibi düşünceleriniz olabilir. Ama burada cesaretli olanın kazanacağı bir yıldan geçiyoruz. Kuzey Aydın'ın koçta olduğunu unutmayın. Koç sizin tabii 12. evinize geliyor. Ee, hayat sizi bazen böyle zorlayarak e, bu değişime e, götürüyor olabilir. Kaderin sizi zorladığı bu konuyu çok iyi fark etmeniz lazım. Çünkü Uranüs 1. evinizde ve e, 10 Şubat'ta gerçekleşecek olan yeni aydan da bir kare alıyor. Yani e, ani beklenmedik bir gelişme yaşanıyor ki sizi o zorluğa, o cesarete tekliyor e, kendi belki isteğinizle yapamadığınız bir durumu hayat size mecbur bırakıyor gibi düşünebilirsiniz ama bu mecburiyet sizin bir çıkış kapınız olacak arkadaşlar ya iyi ki oldu iyi ki başladım iyi ki değişim dönüşüm enerjisine girdim diyeceğiniz bir konuyu tetikliyor olacak. buradaki konu her neyse e, buna e, gönüllü olmanızı tavsiye ederim e, hemen akabinde 22 Şubat'ta Mars ve Venüs Kova Burcunda e, kavuşacak. Yine 10. evinizde yani oradaki değişim e, hızlıca böyle gelen o teklif ya da ne bileyim bir öneri ya da ne bileyim bir sorumluluk hayatınızda artık böyle orayla ilgili o cesareti toplayıp 22 Şubat'tan itibaren aktif edeceksiniz. 24 Şubat'ta da zaten bir dolunayımız var Başak burcunda. Başak burcundaki de 5. ev yani bizim sahne alanımız aslında. Orada da bunu tamamlama enerjisine gireceğiz diyebilirim. Jüpiter'den aldığı bir etki var. Yani belki de hayallerimiz işte evlilikti, iş kurmaktı, belki de bir hayal kavuşacağız ve artık bu e, Şubatın onundaki yaşanan e, yeni ay e, dolunay etkisiyle beraber daha da bir görünür hale planı ortaya çıkartmak koşulları ve şartları artık aktive etmek açısından e, hoş bir fırsat yaratacak. Satürn'ün tabii ki balık burcunda olduğunu düşünürsek bu Dolunay'da Satürn'den de etki alıyor, Jüpiter'den de etki alıyor. Hayallerimiz için böyle bir fedakarlık yapmak, hayallerimize giden yolda bir e, dinamik oluşturmak gibi bir durum var ama 5 ev bizim aşk evimizdir. Çünkü Başak Burcu 5. evinize denk geliyor ve bu Dolunay Başak Burcu'nda aşk çocuklar, cesaretimiz, ön plana çıkmak konusunda bizi oldukça hareketlendirecek. Belki de iş konusunda da böyle bir değişim yaşamıştık ya işte artık belki kafamızdaki soru işaretleri bitti ve bir hayatımıza bir yeni flört girdi ya da ne bileyim var olan bir evliliğimizde çocukla taçlanıyor ya da e, zaten bir flört vardı evlilik yolunda önemli adımlar atıyoruz gibi yani e, bir şeyler artık böyle maddiyatla ilgili beklediğimiz konular bir çözüldü de e, kişisel hayatımıza doğru da bir yavaş yavaş eğilime geçmeye başlayacağız belki de bu değişim dönüşüm enerjisi bizi maddi bir bolluğa berekete götürecek ve şubatın sonunda ciddi anlamda ileri ileri doğru hareket edebileceğimiz Jüpiter'in ödüllerini topladığımız bir zaman dilimine getirecek bizi. Ama ilk etapta tabi Uranüs'ün etkisi özellikle yeni ayda böyle ani beklenmedik olduğu için ya neden böyle oldu? Neden ben değişip dönüşüyorum? Hani so yani Boğa burcu böyle bir biraz durağandır var olanı korumak sabit bir enerjide kalmak ister. Bu değişim onu biraz yani korkutuyor olabilir ama ne kadar o değişime hareketli ve gönüllü olursa o kadar fırsatı ve şansı yakalayacak arkadaşlar. E, ani beklenmedik bu gelişme e, hayata katılır, akışta kalır ve Satürn'ün dediği gibi balıkta hani böyle hayatın sen ne kadar plan yaparsan yap ben sana e, kendi planımı uygulatacağım dediği bir yılı da e, yaşıyoruz. O yüzden e, koçun enerjisinde de alıp hayat bana, benim için daha güzelini planlamış. Diyerek o değişime gönüllü olalım. Eğer bu değişime gönüllü olursak Plüto kova'ya geçti biliyorsunuz. Aslında belki de yıkılmayacak bir kale kuruyoruz. Belki yıkılmayacak uzun süre ekmek yiyeceğimiz bir kapı açılıyor. Belki 20 yıl çalışacağınız bir iş yeri. Ne bileyim belki 20 yıl hiç gözünüz kapalı ilerleyeceğiniz bir büyüyen enerjide olan bir işletme açacaksınız. Ya da devlet memurluğunu kazandınız belki de devletten e, uzun soluklu e, para kazanacağınız bir kapı açıldı gibi düşünebilirsiniz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Yani e, hızlı, hareketli ama bir o kadar da e, bolluk bereket içerisinde geçecek bir Şubat var diyebilirim. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz kendinize. İyi bakın, hoşçakalın.